neden çocuk yapmadınız, neden çocuğunuz yok diye sorduklarında bütçemiz müsait değil diyordu öğretmen ailesi Halit Akçatepe ile benim oynadığım karakterler. Kayınpeder ona takmıştı zaten işte şöyle olsa aldığımız maaş nedir falan filan o zamanın öğretmenlere olan şeyini büyük bir eksiklik olarak. Çünkü bunlar doğru işte yani hayatın içinden hala da var olan şeyler. Herkese merhaba. 80'lerin sonu 90'ların başında çocukluğunu ve gençliğini yaşayan herkesin rutini efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla keyifli söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz dizide Aysel öğretmen rolünü oynayan sevgili Hikmet Körmükçü. Hikmet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ki eskilere gidince heyecanlanıyorsam. Mekandan dolayı mı yoksa konumuz olan Bizimkilerden dolayı mı? Bizimkilerden. Konumuz olan Bizimkilerden tabii ki başta öyle başladık. Tabii bizim konumuz şimdi Bizimkiler ama sizin sanat yaşamınızı evvela bir konuşmak isteriz tabii. Körmükçü ailesinin daha doğrusu bir ferdi olarak Hazım Körmükçü dedeniz. Yine onun torunu Hazım Körmükçü ve Pelin Körmükçü kuzenleriniz oluyor. Evet. Sanatla iç içe olan bir aileden geliyorsunuz. Sizin de tekrar böyle sanatla uğraşmanıza vesile olan böyle bir aileden gelmeniz mi? Yani dediniz mi yoksa başka vesileler de var mıydı? Dedemle maalesef karşılaşamadık. Yani yetmedim oraya onunla tanışmaya. Fakat o kadar çok anlatılırdı ki dedem ve 8'lik filmlerle babam tanıtmaya çalıştı dedemi. Vesile şöyle, babam asla benim tiyatrocu olmamı istemiyordu öyle bir aileden gelmeme rağmen. Benim jokey olmamı istiyordu babam. Çok enteresan, çok iyi at binerim bir de ben. Babam antrenördü rahmetli. Vesile şöyle diyebilirim, Vasfi Rıza Zobu girdi araya. Genel sanat yönetmeniydi o zaman. Babamla da tabii babamın Vasfi Rıza'ya ve Bediye Hanım'a, Bediye Vahide, anne ve baba diye hitap etmesinden dolayı kız çok hevesleniyor. Çünkü görüşmeleri vardı babamla. Onlar kopmamışlardı birbirlerinden. Küçücük çocukken artık ellerinde büyümüş gibi onların. Ondan sonra iyi hadi bakalım dedi. Bir deneyeyim dedi. Sahnede seni dedi beğenmezsem dedi saçından tutar dedi aşağıya alırım sahneden dedi. Çok korkuyordu sağlığım bozulacak diye babasını çok erken kaybetmesi. Bir de Settar amcam, büyük amcam Settar Körmükçü çok genç yaşlarda kaybedildikleri için çok korkuyordu babam. Hep spora yönelmemi istiyordu. Böyle meşakkatli bir hayata girmemi istemiyordu. O yüzden herhalde şey yaptı ama sonra çok mutlu oldu. Onun alkışlarıyla girmiş olduk. Sahnede izledi tabii sizi. Tabii çok izledi. Yani vefat edene kadar ne oynadıysam hepsini izledi ve alkışladı. O dönemki kız çocuklarının kaderi mi acaba bu? Yani günümüzde de belki vardır ama yine böyle sanatla ilgilenmeye çalışan kız çocukların hep babaları ya da işte ailesi çok istemiyor, teşvik de etmiyor evet, ama evet. Araya bir vesilenin girmesiyle ikna oluyorlar. Demek ki bir makus talih diye. Makus talih. Başarılıymışım demek ki. Öylesiniz. Gurur duyuyorum. Şimdi tabii sadece baba tarafı yani amcalar, kuzenler değil eşiniz ve kızınız da sanatla ilgileniyor. Elif Acahan, rahmetli evet. Kahraman Acahan da sanatla ilgiliydi. Evet. Seslendirme yönetmeniydi, tiyatro sanatçısı. Elif Acahan tiyatroya pek yönelmedi ama o da seslendirmede günümüzde bir marka. Şu çok an bir de uğraştım. Eğitimler veriyor bildiğim kadarıyla. Orada siz de eğitim veriyorsunuz. Nasıl gidiyor süreçler? Devam ediyor musunuz? İşte bu Genesis Sanat Akademi. Ya o kadar aşık ki eşine kızım. Hı-hı. Elif Acağım biraz da babasının şeyiyle çok küçük yaşta. Yani hatta sırtına alarak böyle omuzuna atarak Fono Film'de
işte çiçek, böcek, çizgi film falan filan derken aşık oldu. O kadar çok sevdi ki işini. Şimdi bile ben çok uğraşıyorum onunla, ya bırak bu işleri, başka bir şey yap falan filan. İşte böyle öğretmenliğe yöneldi daha fazla. Tabii ki konuşuyor. Evet, sanatçı o da yani. Ben kızdırıyorum onu çünkü bazen. Dublajın ne sanatçılık tarafı. Ki ben 20 yıldan fazla yaptım. Yani çok önemli şeyler de konuştum ettim. TRT'de, şurada burada. Ya böyle gidiyoruz işte. Ama samimi düşünceniz mi? Dublajın sanat olmadığı konusunda. Düşünceniz samimi mi gerçekten? Hani bunu çünkü bir sürü üstad sanat değildir diyen var. Ya efendim gerçekten sanattır bu. Artık oyunculuk bir dalı yok, gibi düşünen de var. Tabii ki sanatın bir dalı, tabii ki çok önemli. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani onun için işte eğitmenler var, bilmem ne işte telaffuzdu, bilmem neydi. Yani bunlara çok dikkat edilmesi gereken şey. Yaşamakla ilgili bir şey. Çünkü başka birini seslendiriyorsun. Tamamen farklı, yerli ya da yabancı, neyse. Onun için ona o hayat vermek diyoruz biz. Ses vermek ve hayat vermek. Onun için tabii ki yani tamamen şey yapmıyorum ama görüntü şeyde ben daha fazla düşkün olduğum için... Tiyatro, sinema, dizi, neyse. Siz Bizimkilere girmeden önce Oğlum Adam Olacak diye bir dizide oynuyordunuz. Ondan sonra Bizimkilerde gördük sizi öğretmen, evet. Aysel rolünde. Evet. Sürekli voleybolcu kızları çalıştırıyordunuz. Sürekli Halis sizin gelmeye çalışıyordu. Partneriniz Halit Akçatepe'ydi rahmetli. Evet, Halit Akçatepe ile ilgili ve Bizimkilere giriş sürecinizle ilgili biraz konuşabilir miyiz? Nasıl oldu o? O tabii çok uzun bir süre zaten o dizi başlamıştı. Fakat Umur Bugay'la işte sete gittim geldi. Elif de oynadı orada. Aslı karakterini oynadı 3 sene. Ama sonra liseye geçtiği için babası kesinlikle yapmasını istemedi. O arada şöyle oldu, böyle oldu derken Umur Bugay böyle bir şey var. Öğretmen ailesi katacağım dedi. Yani son 4 yılında Bizimkilere... Zihni Göktay, Halit Akçatepe ve ben iltihak ettik. Adımı çok seviyordum. Bir de sporla da ilgilendiğim için Zıp Zıp Aysel, evet. Çok hoşuma gitmişti. Öyle başladık. Korna Nazif'in eşi Zıp Zıp Aysel. Evet, Zıp Zıp Aysel. Hani, hatta şey diyordu Muvaffak Hoca, Nazif sana öğrencilerin lakap takmış Korna Nazif diye. Kızımı diyor. Bu öğrenci sevdiği öğretmenine lakap takar. Size de Zıp Zıp diyordum. De. Halit Akçatepe ile uyumunuz nasıldı? Halit Akçatepe yani nasıl diyeyim, dünyanın en eğlenceli insanıydı. Bir de sessiz sedasız durur böyle. Hiç beklenmedik şeyler yapar birdenbire. Çok güldürüyordu. Yani artık o anıları şu an hani tam olarak belki toparlayamasam da her sette, her bölümde mutlaka bir gırgır şamata vardı. Durur durur bir şey, bir espri patlatır. Benim de biraz dalağım düşüktür, çabuk gülerdim. Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim deyip sonra yapmadan o gayet ciddi, sanki o yapmamış gibi başka taraflara bakardı. Çok şakalaşırdı. Çok büyük bir kayıptır benim için ve hepimiz için, tabii ki herkes için. Türkiye için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin. Çok keyifliydi onunla çalışmak da. Bizimkiler seti de haliyle Bizimkiler. Keyifli oldu. Zaten Bizimkiler müthiş bir diziydi yani. Bizimkiler dizisi, evet, sadece hani Türkiye'de galiba rekoru kırıldı ama en uzun süren diziydi. Evet. Bunun ötesinde anlattığı şeyler çok cesurca anlatıyordu. Çok cesur bir diziydi. Şimdi izleyenler, biz o dönem belki çocuk aklımızda çoğu şeye akıl sır erdiremiyorduk. Ne anlatmaya çalışıyorlar, ne diyorlar, ama biraz daha böyle birçok şeye vakıf olunca düşünüyorsunuz. Evet, gerçekten çok cesur diziymiş. Onun anlattıklarını günümüzde ya da onun söylediklerini günümüzde söyleyebilecek herhangi bir dizi ya da film göremiyoruz. Maalesef. Tam bir aile dizisi diyeyim. Yani yaşanan şeyler hepsi o kadar gerçek ki. Bir de oyunculuklar da tabii son derece samimi ve sahici olduğu için keyfi baştan öyle geliyor diye düşünüyorum. Gerçekliğini şöyle de ifade edeyim. Elif Acan'dan bahsettiniz az önce. Elif Acan dizideki rolünde de zaten üniversiteyi kazandı.
Ondan sonra hatta işte yok lisede de okuyorlar. Üniversiteyi kazandı galiba. Ondan sonra geçti. Yine bir okul sürecinden geçiyordu. Yine yaşına göre. O uymadığı için dediniz ya işte babası devam etmedi diye. Karakterlerin gerçek yaşantısına da uygun bir seyirde ilerliyordu dizi aslında. Evet. Sizin rolünüzle alakalı sevdim dediniz ya böyle askıda kalan oturmamış dediğiniz yerler oldu mu? Bunları mesela biz senaristle konuşup bunu kapatalım böyle daha iyi olur. Çünkü rolde bazı rollerin bir evrimleşti biraz daha Dizimkiler dizisinde. Hani başladığı gibi bitmedi. Biraz daha oturdu o rol. Yani en basit örneği Ali Uyandıran'ın oynadığı Halis karakteri ilk başlarda konuşmuyordu. Fakat sonra konuşmaya başladı. Keşke konuşmasaymış dedirdi. Böyle bir durum da var. Sizde böyle bir şey var mıydı? Bu tip belki bilindik bir şey değil ama. Halis tabii dile geldi aşklar yüzünden herhalde. Çünkü birine hayranlık duydum. Bir ara bana da askıntı oluyordu böyle hocam diye. O da beni güldürenlerdendir. Yani böyle horik diye kaçtığım zamanlar olmuştur. Ben de öyle bir şey yoktu. Allah'tan Umur Bugay çok titizdi rahmetli. Hemen müdahale ederdi. Hani senaryoda ufak tefek bir şeyler böyle bir kaymalar bilmem ne ya da akla yakın olmayan mantıksız bir şeyler olduğu zaman Umur Bugay hemen müdahale ediyordu. Bazen yeniden çekilen sahne de oluyordu ufak tefek dahi olsa. Yani benim rahatsız eden bir şey de yoktu. Ben Zıp Zıp Aysel'i belki de çok sevdiğim içindir. Umur Bugay'ın tabii sosyolog olması dizinin gidişatında da çok büyük etkisi vardı. Kesinlikle. Yani Türkiye fotoğrafını çok iyi çekmişti. Ve bunu da diziye çok güzel oturtmuştu. Tabii Umur Bugay'ın bu daha Kapıcılar Kralı'ndan süregelen bir hayaliydi belki de. Sonra Yoksul filmi, Saygılar Bizden dizisi derken bunların hepsinin karması bir Bizimkiler ortaya çıktı. Umur Bugay'ı bu açıdan tebrik etmek lazım. Fakat diziye de eleştiriler geliyordu yayınlandığı dönemde. Ve halen bile izlediğinde bazı insanlar diziye şöyle bir eleştirdi bunu. Hep aynı replikler. Aynı diyaloglar. Mesela Sabri Bey'in sürekli Safa ile efendim, Safa ile demesi. İşte Halis'in öpeyim teyzeciğim, vatandaşa carçurt yok gibi replikler. Hep aynı repliklerle ilerlemesi dizinin bir yerden sonra artık insanlar tarafından kanıksanmasına ve heyecanla beklenmemesine yol açtı diye eleştiriler vardı. Bunlara katılıyor musunuz? Ya ben buna çok şaşırdım. Hiç böyle bir eleştire böyle bir şey gelmedi yakınlarımdan da, konu komşudan da. Ya bir defa karakter onlar. Yani aynı replikleri tekrar edebilir. Bizim hayatımızda da var öyle. Kafamızda takıntı olduğumuz ya da yapmak istediğimiz, söylemek istediğimiz şeyi o cümleyle ya da o kelimeyle başlamak. Yani böyle bir eleştiri beni şaşırttı ya da hiç duymadım. Bu eleştiri var yok değil. Açıkçası ben de sizin tarafınızdan bakıyorum olaya. Çünkü orada sadece replikler, aynı tekrarlanan replikler ön planda olsa da arka planda çok şey anlatıyordu dizi. Şimdi size mesela Bizimkileri insanlar niye izliyor dediğimizde yakın çevreniz mesela niye izliyordu Bizimkileri? Mutlaka kendinden bir şeyler buldukları içindir diye düşünüyorum. Ben de buluyordum mesela. Yani bir ara böyle bir İngilizce ders falan bir şeyler veriyordum yakın çevremdeki çocuklara. Yani tavırlarım, sözlerim, her bir şeyim mesela aynıydı. Yani Allah Allah eleştiri biraz üzdü beni. Yani bu eleştiri şu açıdan getiriyorlar. Ben okudum çünkü birçok böyle yazılan eleştirileri belki sözlü ifade edilmemiştir yakın çevremizden. Dönemine göre değerlendirmiyorlar yapımları. Şimdi bugüne göre değerlendirildiği zaman böyle bir eleştiri yapılıyor. O sebeple belki biraz manasız bir eleştiri ama Bizimkiler dizisinin de ilk bölümüyle son bölümü arasına bakıldığında ne kadar büyük bir gelişim gösterdiği de aşikar. Tabii. O sebeple ben çok haklı bulmuyorum o eleştiriyi. Evet, onu yani yakın çevremde hiç olumsuz bir eleştiri de gerçekten bulunmadı. Yani aman büyük bir heyecanla bekliyoruz bir an önce başlasın. Benim babam da böyle yapmıştı, benim teyzem de böyle olmuştu. Yani kendinden ya da çevresinden gördüklerini, yaşadıklarını diyeyim. Dizide çok şey buluyordu. Yani rutin belki de hani alışılmış şeyleri görmek istemiyordu belki insanların birçoğu. Onun için eleştiriyorlardı diyeyim.
Aslında tabii çok konuşulacak şeyler var da. Şimdi tabii Bizimkiler dizisi 89'dan itibaren başladı ama Türkiye'de o zamanlar çok fazla yapılan dizi yoktu. 90'ların ortasından itibaren bir sürü dizi yapılmaya başladı. Dizilerde konseptler de değişti, süreler de değişti. Galiba Bizimkiler son 2 senede biraz konseptin değişmesiyle biraz onlara ayak uydurur gibi oldu. Yani şöyle, son dönemde diziye silah girmeye başladı. Özellikle Sabri Bey tarafından. Çünkü o dönem silahlı diziler çok meşhurdu. 99'dan sonra gelen. Diziye o Tak Sedat açısından biraz da ucundan da olsa bir cinsellik de girmeye başladı. Aile dizisi ama silah ve bir cinsellik girmeye başladı. Bu da mesela eleştiri getirilen taraflardan biri, kendi özünden uzaklaştı gibi. Siz ama var olan şeyler bunlar. Tabii. Yani değişim de çok normal geliyor. O da hayatın içinden. Yani tabii ki girmesin kavga patırtı şey, sevimli olsun, silah girmesin. Silahlı şeylerden ben de nefret ediyorum ama gereken yerlerde de olabiliyor. Hayatın içinde var. Hayatın içinde var yani. Dizideki argo bile çok düzeyliydi. Sizin kayınpederiniz Muvaffak Hoca en fazla kereste müdür diyordu mesela. Çok fazla böyle argo da yoktu. İnsanlar meramını net bir şekilde ifade ediyordu. Ve kavga dövüş olsa bile ertesi gün devam ediyorlardı karakterler, günlük yaşantılarına. Yani yaşantı içinde bir takım öğretmen ailesi mesela, o çok hoşuma gidiyordu. Hani neden çocuk yapmadınız, neden çocuğunuz yok diye sorduklarında bütçemiz müsait değil diyordu öğretmen ailesi. Halit Takçatepe ile benim oynadığım karakterler devamlı kayınpeder ona takmıştı zaten, işte şöyle olsa aldığımız maaş nedir falan filan, o zamanın öğretmenlere olan şeyini büyük bir eksiklik olarak. Çünkü bunlar doğru işte, yani hayatın içinden hala da var olan şeyler. Bütçeniz yoktu. Aysel öğretmen sürekli ekonomiden şikayet ediyordu. O günden bugüne ne değişti Türkiye'de? Vallahi ekonomiden yana hiçbir şey değişmedi diyebilirim. Daha da büyük bir şeye doğru gidiyor. Sonumuz hayır olsun mu diyeyim, ya da son olmasın, iyi olsun her şey. Hiçbir şey değişmedi bence. Bir kıyaslama hala yaparsak aynı. 90'lardaki ekonomi mi daha iyiydi? Ben Aysel Öğretmen'in ekonomisinden soruyorum. onun ekonomisi, mesela Bizimkiler şimdi çekilse, yine Aysel Öğretmen ekonomiden bu şekilde şikayet etmiyor, yoksa daha fazla mı şikayet etmeye devam eder? Vallahi bence daha fazla şikayet etmeye devam eder. Bizimkiler son sezon sesli çekildi. Hepsi dublajlıydı. Sessiz çekiliyordu, girip dublaj yapıyordunuz. Evet. Enteresan bir şekilde son sezon sesli çekildi ve o sezonda bitti. Sesli çekimin tabii oyuncu için bir avantajı vardır elbette. Tekrar dublaj yapma imkanı, yani dublaj yapma külfeti olmuyor ama dizi açısından nasıl oldu? Ben çok beğenmedim son sezonu, onu söyleyeyim de. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani dublaja bu anlamda, yani bir oyuncunun kendi sesiyle o anki küçücük bir reaksiyon, bir gırtlak temizleme, onun dublajda tamamen farklı olduğunu düşünüyorum. Yaşayan bir şey olmadığını, samimi olmadığını. Yani tam oturtmak mümkün değil çünkü. Yani bu yabancı dizilerde, yabancı filmlerde de oluyor. Yani Türkçeleştirilmiş neyse dublajı yapılan. Çok güzel bir şey sesli çekim. Ne olursa olsun yaşayan bir şey oluyor. Dublaj girdi mi işin içine? Mutlaka bir kayma anlaşılıyor ya, ne bileyim sedası, bir şeysi tamamen farklı yapıyor olayı. Yani ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Onun için sessiz çekimden yanayım ben. Sonradan dublaj yapılığını çok sevmiyorum. Anladım. Böyle hamamda konuşuluyormuş gibi böyle bir şey oluyor bazen. Sizin Oğlum Adam Olacak da sesli çekildi galiba, değil mi? Onun da dublaj yoktu. O da sesli, evet, çekildi. Evet, sesli hatta çekildi. Hatta tiyatro sahnesi gibi bir şey de bir platoda çekildi bildiğim kadarıyla. Tabii platoda müthiş. Ay, nerede olduğunu gerçekten şimdi hatırlamıyorum ama muhteşem bir dekordu. O kadar sahiciydi ki. Gerçekten çok yani sağlam bir dönem dizisiydi aslında. Evet. Bir yani siyasi açıdan, hı hı, her açıdan mükemmel yazılmış şu an. Çok özür dilerim, aklıma gelmedi ama onu Zihni hocamız mutlaka hatırlar, söyler.
Yani bambaşka bir şeydi o. Oğlum adam olacak. Bir ara böyle yasaklanır gibi oldu. Daha fazla siyasete ya da eleştirilere şey olduğu zaman, hala seneler geçti. Bazen insan, aa nasıl hatırlıyorsunuz dediğim insanlar oldu yani yakın bir zamana kadar. Şöyle, Oğlum Adam Olacak dizi Menderes dönemini anlatıyordu. Ben mesela o dizinin başka günümüzde çekilen başka bir diziye ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. 80'ler dizisi. 80'ler. İkisinin de anlatım tarzı aynı. Birinde işte evin babası hasta oluyor. Bütün aileyi bir arada topluyor. İlk sezondan bahsediyorum, ilk bölümden bahsediyorum. Ve orada evin büyük oğlunun gözünden hikaye anlatılıyor. Zafer Algöz oynuyordu. Evet. Şeyde de 80'lerde de işte evin satılma durumu söz konusu oluyor. Rahmetli Rasim Öztekin babayı oynuyordu. Çağırıyorlar bütün aileyi ve evin büyük oğlunun gözünden hikaye anlatılıyor. Evet. Birisi Özal ve Kenan Evren dönemini anlatıyor. Birisi Menderes dönemini anlatıyor. Eleştiriler de aynı. Fakat biraz şey daha sert eleştiri ya daha gerçekçi geliyordu bana. Oğlum Adam Olacak. 80'ler biraz daha soft geçmişti orayı. İzlediniz mi 80'leri bilmiyorum ama izleyenler bunu düşünsünler bence. Çok takip edemedim ama pardon lafını kestim ama çok takip edemedim ama evet çok benzerlikler var. Ben mesela şey çok hoşuma gidiyordu. Çok yüzeysel bir şey söyleyeceğim. Bir 20'li 15'li yaşlara sonra birdenbire 65 yaş oluyorsun. Okul sahnesine dönüyorlardı makyajlar, böyle. Bilmem ne, kırmızı çok kırmızı yapıyorlardı suratı okulda. Müfettiş gelecek. Evet, Engin Şenka oynuyordu galiba müfettişi de yalan olmasın. Engin Şenka olabilir. Sonra dev kadroydu. Cihat Damer de gelmişti. Tekrar Bugay yapıma tekrar o yapım içerisine gelmişti. O da gerçekten konuşulması gereken, izlenmesi gereken bizi kısa sürdü ama evet, çok kısa sürdü. Sonra tekrardan yayınlamadılar işte bir takım nedenlerden dolayı. Yoksa hala günümüzde geçerli olabilecek bir şey. Keyif aldığımız, ya yani iyi bir diziydi diyeyim. Bizimkilerle ilgili şöyle bir detay daha var. Arka planda çalan şarkılar. Her ailenin ya da her oyuncunun, genelde aile oluyordu, evinde, dükkanında, okulda vesaire yerde çalan şarkılar hep o kişinin mizacına uygundu. Tercihler o yöndeydi. Davut Usta milliyetçi bir karakterdi. Arka planda milliyetçi türküler, şarkılar evet. çalıyordu. Evet. İşte Muvaffak Hoca'nın evinde türküler çalıyordu. İşte Cumhuriyet'le ilgili marşlar çalıyor vesaire. Bizde Şükrü, müzik yoktu. Şükrü Bey bazen Kral TV'den şarkılar da çalıyor. Şükrü Bey'in ailesinde genelde klasik müzik dinliyorlardı. Bu tarz müzikler falan da vardı ve bunlar da yine aynı şekilde dönemin ruhunu yansıtıyorlardı. Sizde müzik ben hatırlıyorum. Hiç bir yandan hem dinleyip hem de böyle hatırlamaya çalışıyorum ne vardı diye. Çünkü çok uzun yıllar belirgin oldu. Belirgin bir şarkı yoktu mu? Hani o dönemin şarkıları çalıyordu ve oradan da hangi dönemde çekilmiş bu, hangi dönemde yayınlanmış bulabiliyorduk. Evet, evet. O çok güzel bir şey ama yani o ailenin işte özüne... şeyine uygun bir şeyler çalması çok güzel bir şey tabii ki. Ama şimdi gerçekten hatırlamıyorum yani neler vardı bizim öğretmen ailesinde. Ben birçok şarkı oradan hatırlayıp dinlemiştim mesela. Of, Sadık Gürbüz Mican'ı söylüyor. Sadık Gürbüz. Şeyde Davut Usta'nın şeyde evinde. Hakim Bey vardı. Tabii siz beraber oynamadınız rahmetli Orhan Çağman'la bizimkilerle evet. oynamadınız. Onun da hep böyle bir türküsü vardı. Sobalarında kurulu meşe yanıyor efendim diye bir türküsü vardı. Vallahi helal çok olsun. Çok güzel şarkılar. Sanki ben o dizide var. Oynamamışım gibi bir şeylere hayret ediyorum. Ben soruyorum siz anlatıyorsunuz gibi oldu. Estağfurullah siz biraz daha böyle eşelersek hatırlarsınız. Sizin tabii bu konuda çok daha yoğun olduğunuz için hatırlamamanız normal. Diğer konularda da bu işi takip eden, izleyen belki oynayan kişiden daha çok hatırlıyor. Bu elbette onun... evet, izlemek başka bir şey tabii ki. Yani İçinde olunca onu böyle, insan... Tabii ancak öğretmen ailesi ya da kapıdan çıkarken yok Halis'e rastla, yok Cafer'e rastla. Cafer'e rastla. Of Cafer, Allah rahmet eylesin. Dizideki en favori karakteriniz kimde? Vallahi herkesi çok seviyordum, o ayrı dava da. Çünkü şeyi soracaktım aslında, rolünüzü... sevdiğinizi söylediniz için hani başka bir rol oynamak ister miydiniz onu soracaktım ama sevdiğiniz için onu sormuyorum. Varsa içinizde ukde söyleyebilirsiniz. Yok hiç içimde ukde yok. Ben rolümden çok memnundum. Herkes de çok Türkan memnundum. Doktor Türkan rolü de aslında size yakışırmış. Anladım. Ay.
Olabilirdi, evet. O da olabilirdi. Oynadığı Gülen, ismi Gülen. Ki dizide böyle fazlalık karakterler var mıydı ya gördüğünüz? Yani bu karakter dizide niye var? Bazen bazı dizilerde ben görüyorum çünkü. Dizide fazlalık hiç olmamış dediğiniz bir karakter var mı böyle bir göz gezdirdiğinizde? Vallahi hiç aklıma gelmiyor, öyle bir şey gelmedi. Yani biraz hep aynı şeyler olmaması, bir yerlere sapması, başka insanları tanıtmak anlamında. O iyi bir şey bence. Öyle tamamen sapmak değil, onlar da hayatın içinden ya da içimizden birileri, insanlar oldukları için. Hiç öyle şey yapmadı, rahatsız edici bir şey olmadı yani bende. Ben şimdi sizin tiyatro çalışmalarınız hakkında da konuşmak isterim. Yarın akşam galiba bir oyununuz var. Yarın akşam mı? Çarşamba günü bir oyununuz var. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor tiyatro çalışmaları? Şehir tiyatrolarındasınız tabii. Şehir tiyatrolarındayım. 51. senem benim. Emekli oldum. 2017'de. Konuk olarak devam ediyorum. Yani onu soracaktım çünkü zorunlu bir emeklilik var ve insanları tekrardan galiba çağırıp konuk oyuncu olarak devam ettiriyorlarmış. Siz evet. O kadroda. Ya istemiyorum dersen yeter, bana bu kadarı yeter. Artık 65'imizi de doldurduk. Bir köşeme çekilmek istiyorum diyemedim. Çünkü sahnede olmak benim için bambaşka bir şey. Yani o hayat, yani yaşam biçimim, beni yaşatan, enerji veren şey olduğu için. Çok şükür demek ki memnunlar ki hemen tekliflerde, bak böyle bir oyun var, oynamak ister misin? Allah'tan soruyorlar. Hayır dersek hayır. Yani kimse onun bir cezası, hiçbir şeyi yok. Çok mutluyum işte. Gidiş dönüş retro. Alexander Galin'in Moskova diye bir oyununu oynuyoruz bu sezon. Bir oyunum daha var, Güle At diye. Ondan da çok zevk alıyorum. Çok zevk aldım. Gerçek bir hikayeden alınmış şey. Sağlığım el verdikçe hala da teklifler var. Biri biterse yine provaya gireceğiz diye. Seviniyorum yani. Sağlığınız el veriyor mu? Yani sağlığınız yerinde mi? Yerinde, ufak tefek bir şeyler öyle atlattım. İşte iyi bakmamışım kendime. Biraz gıdama iyi bakmamışım diyeyim. Hor kullanmışım, doktorlar öyle söylediler. Öğretmen çok sağlıklı beslenirdi. Ya çok sağlıklı işte, artık bütçeleri el verdiğince neyce. Böyle devam edecek inşallah. İyisiniz yani şu anda. İyiyim. İyiyim maşallah. İyiyim. İyileştim yani. Güzel. Umur evet. Bugay çok titizdi. Hepimizin bir araya gelmesini çok arzu ederdi. Hep toplantılar olsun, bir şeyler olsun diye. Onun için de bir takım Boğaz'da bir yerlere gittim ekiple beraber. O da hatıra, yani tümüyle bir hatıra yani. Çok özellikle şu olmuştu, bu olmuştu diyeceğim şey değil. Birlikte olmak zaten en güzel hatıradır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugün Bizimkiler röportaj serisinde bugün Hikmet Körmükçü ile Aysel Öğretmen'le beraberdik. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hayırlı günler, hoşçakalın.